bir şeylerin mücadelesini verme ihtiyacı duyuyordum. Ama neyin olduğunu bir türlü karar veremiyordum. Sürekli araştırma halindeydim. Ondan sonra hangisi bana daha uygun olur? Sivil toplum örgütü, vakıf. Bir gün millette galiba Melih Aşık'ın köşesinde o sürekli olarak böyle haberler verir, küçük küçük haberler verir. Milletvekili İzleme Komitesi Bodrum'da toplanıyor diye adres vermiş. Ondan sonra ben o yapmam gereken iş vardı o gün. Gidemedim. Sonra toplantı hakkında bir hafta sonra bilgi verdi. Ondan sonra ben telefonu aldım, aradım. Bu milletvekili, hep ben milletvekillerini eleştiririm. Ondan sonra aradım ben telefon numarasını. Dediler, bir ay sonra Ankara'da toplanacağız. İsterseniz dediler, size haber veririz. İsterseniz arzu ederseniz gelirsiniz. Takip ettim ben o işi, Ankara'ya gittim. 21 ilden katılımcı vardı. Ondan sonra tanıştık. Bir kişi vardı, bayan, mimar İzmir'den. Her ilde insanlar örgütleniyorlar. Bir kişi daha varmış. Daha önceki toplantıya katılmış İzmir'den. Neyse ben 2 gün sürdü toplantılar. Konuşmacılar herkes kendi bölgesinde yaptığını anlatıyor. Ben daha yeni katılımcı olduğum için yaptığım bir şey yok, sadece dinliyorum. Ondan sonra işte o mimar bayanın telefonunu aldım. O söyledi 3-4 kişi daha. 3 kişi daha ilgileniyormuş. Ben geri döndüm. O kişilerin buldum. Ne yaptıklarını öğreneyim diye. Yani bir önceki toplantıya katılmışlar. Nasıl bir çalışma yaptıklarını öğreneyim diye aradım onları. Bir tanesi kuyumcu. Bu kişiler buradan çorba çıkarma peşinde. Yani amaçları şey değil. Yani bir şeyin karşılıksız mücadelesini vermek değil. Buradan bize bir şey çıkarmanın mücadelesi. Anladım ben, kuyumcuyla bir sohbet ettik. Hemen zaten kuyumcu benim ofisin yanındaydı. Bir sohbette dedim bundan bir şey çıkmaz. Bu bir halt yemez. Sordum. İşte bir tane şey üretti işte buradan ayrılamıyorum falan diye. Diğeri tüccar. Demir tüccarı. Sanayide. Ona da gittim görüştüm. O da siyasi şey peşinde. Yani kullanma peşinde. Mimar olan kadın, genç kız, o da belediyenin mimarı, makamı var, makam arabası var falan. Onun derdi de başka. Yani buluştuğumuz zaman sanki ben onun altındaymışım gibi. Çünkü özel makam arabası olduğu için böyle şey olarak ben onun sanki adamımmışım gibi. Ondan sonra bir türlü bir araya gelemedik biz bunlarla. Sonra bir iki kere o mimar kızla belediyenin mimarınla bir iki kere bir araya geldik.
kere ben onun makamında ziyaret ettim. Bir şey söylemeyi unuttum. Ben daha önce bir haber okumuştum gene böyle milletvekili ile ilgili. Ha yok. Daha gelmedik oraya. Pardon. Şaşırdım ben şimdi. Acaba unuttum mu diye. Oraya gelmedik daha. Ondan sonra ben milletvekillerinin telefonlarına ulaştım. İzmir milletvekillerinin telefonlarına ulaştım. Gazeteci vasıtasıyla. Şimdi bu mimar kızdan da bir şey çıkmayınca ben yoluma devam etmeye başladım. Bir yerden başlamam gerekiyor. Bir şeyler ya madem bir adım attık bir şeyler yapmam gerekiyor ama ne yapmam gerekiyor onu bilmiyorum. Şimdi zaman zaman duruyorum konuşurken. Ben bir yere bir şey yazmadım yani. Aklımı kontrol ederek konuşuyorum. Onun için zaman zaman da bekliyorum. Ben profesyonel konuşmacı değilim. Ben kendim başladım hani bir şey çıkmayınca. Türkiye Büyük Millet Meclisi dergi çıkartıyor aylık. İsteyen herkese, her vatandaş üye olabilir. Bedava gönderiyorlar. Ben o dergiye abone oldum. Dergiye abone olunca derginin içerisinde bütün milletvekillerinin İşte doğum, ölüm, evlilik, hastalık, sağlık, bütün bilgiler var dergin içerisinde. Bir ay içerisinde milletvekillerinin vermiş olduğu soru önergesi, sözlü önergeler var. Yani cevap verilmesi gereken. Muhalefet milletvekilleri iktidara sorular soruyorlar. Görüşülmesini istedikleri konular var. Bu önergeler, önerge deniyor onlara. Kimisi soruyla yetiniliyor, kayıtlara geçsin diye. Kimi de yazılı olarak. Tabii okudukça öğreniyorsun bütün herkes hakkında bilgiyi. Ondan sonra ben gazetelere devamsızlık raporlarını ele geçirdim milletvekillerinin. Mehmet Köstepen bakandı. En fazla meclise uğramayan kişiymiş, milletvekiliymiş. Ben faksla geçtim gazetelere. Yeni Asır, Hürriyet, Milliyet. Bir de Ege. Gazete Ege vardı. Bunlara geçtim. Yeni Asır büyük vermiş böyle. Sonra ben buraya koyacağım onu. Şey, resimleri. Bu konu çok uzun. Çok işleyeceğim ben bu konuyu. Sonra görüntülü olarak bütün çıkan bu milletvekili izleme komitesiyle ilgili çıkan küpürleri hepsini burada arşive koyacağım. Daha çok gireceğim bu konuya. Belirli yerde keseceğim çünkü. Şimdi Yeni Asır'da çıkınca bu haber korkuyorum da yalnız başıma bir halt yiyorum yani. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Milletvekillerimle uğraşıyorum. Mehmet Köstepen bakan.
Ondan sonra yeni asırda çıkınca gazetelerin politik muhabirleri benimle temas kurdular. Dediler gelir misin gazeteye? Gittim. Bu Alsancak Stadyumu var. Milliyet ve Hürriyet orada. Gazete Ege'de hemen karşılarında. Yeni Asır, Efes Oteli'nin arkasında. Ondan sonra Milliyet Gazetesi'nden Emine Gözen. O çok ilgilendi bu konuyla. Onunla çok biz karşılıklı olarak birbirimize faydamız oldu. O bana dedi ki haberleri önce bana geçer misin? Ha şunu söyledim ben bütün muhabirlere. Çünkü her gazetenin bölge muhabiri var, siyasi muhabir var. İşte yerel belediye muhabiri var. Bu Emine Gözen de benim yani beni takip edecek kişi, benim muhatap olacağım kişi. Şunları söyledim ben. Hepsi de. Sakın dedim kendi kafanıza haber yapmayın yani uydurma haber yapmayın. Astı astarı olmayan haber yapmayın. Beni yakarsınız. Zaten ondan sonra da haber gelmez. Ben zaten son haber olur yani. Çünkü benim bir dayanağım yok. Yani ben vakıf değilim. Dernek değilim. Hiçbir şey. Bireysel bir şahısım. Onun için dedim beni yakarsınız. Ateşe atarsınız. Yani benim söylemediğim bir şeyi yazmayın. Yazar çünkü gazeteciler. Dürüst davrandılar. Hiçbiri balon bir şey yazmadı. Yani dedim bir daha temasımız olmaz. Yani kaybedersiniz bilgi kaynağınızı. Hep fotoğraflarımı çektiler konuşurken falan filan. Arşivde bulunsun ileride yani bir şey olduğu zaman hemen arşivden o fotoğrafları alıyorlar, işliyorlar. Epey bir fotoğraf çektiler. Yandan, oradan, buradan falan filan. Herkes yani gazetelerde benim resimlerimin farklı şekilde resimleri var. Çünkü değişik pozlarda çekiyorlar ki duruma göre o pozu kullanacaklar. Ondan sonra Emine Gözen bana bütün bakanların, bütün milletvekilleri, yani 24 tane İzmir'le ilgili, bana İzmir'li lazım. Zaten ona da İzmir'li, İzmir'i takip ettiği için o bana hepsini verdi. Herhalde emekli olmuştur o da. Ya da iyi bir yere gelmiştir. Ondan sonra işte bakanların ev telefonlarını falan verdi yani. Cep telefonlarını verdi. Normalde bakanlık telefonuna muhatap olursun. Cep telefonu ben kimim ki şeyi arayacağım. Bakanı cebinden arayacağım. Sonra ben başladım. Milletvekillerini aramaya. Bir yerden başlayacağım. Bir şeyler yapmam lazım. Yani hiçbir şey yok. Ya Bismillah dedim. Aradım bir tanesini. Ondan sonra genelde hepsi düzgün davrandılar. Yani benle hiçbir zaman ters düşmediler. Yani diyaloğumuz bütün milletvekillerine ANAP, o zaman ANAP vardı. Gene var da şimdi esamesi okumuyor. DSP vardı. Ondan sonra bunlar genelde yakın duruyorlardı. Yani herhangi bir şey olduğu zaman yardımcı oluyorlardı. Bunlarla Ankara ile konuştukça bana güven gelmeye başladı. Yani doğru yerde durduğumu, doğru hareket ettiğimi fark ettim. Bir milletvekilini aradım. Tabii direkt milletvekiliyle konuşmuyorsunuz milletvekili arayınca. Onun basın danışmanı var. Yani benle muhatap olan kişi muhakkak sekreteri ya da basın danışmanıyla muhatap oluyor. Sonra kendisinde muhatap oluyoruz. Kendi isterse arıyor geri dönüşüm. Yani yokla şey yapıyor yani.
Kendileri arıyorlar. Hepsine görüştüm ben yani. Işın Çelebi aradı mesela. Kaya Erdem aradı. Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ondan sonra yani bakan olarak, bunlar bakan. Hakan Tartan bakandı. Onunla muhatap oldum. Şunu düşünün. Ben sıradan bir hiçbir şey olmayan bir vatandaş bakanla görüşebiliyorum. Bu kadar yani, bu kadar kolay. Neyse muhatap oldukça insana güven geliyor, çalışma azmi geliyor. Sonra bakanlardan pardon milletvekillerinden birinin basın danışmanı dedi ki aradığımı siz de mi dedi. Nasıl dedim siz de mi? İzmir'den dedi bunu yapan başkası var dedi. Allah Allah. Başkası dediği kişi işte tanıdığım mimar bayan, kadın. Dedi avukat. Dedim telefonunu verir misiniz? Verdi. Teşekkür ederim dedim. Ben kapattım. Aradım telefonu. Sekreteri çıktı. Avukatmış. Ondan sonra dedi İzmir'in dışında dedi. Sonra tekrar aradım. Muhatap olmadı benimle. Dedi yardımcısı. Yardımcısı da Alsancak Hastanesi'nde doktor mu? Bilmiyorum öyle bir şey. Şu anda hatırlamıyorum. Onu aradım. O da ters davrandı bana. Yani bunların amacı şey değil. Böyle toplumsal bir şey yapmak değil. Benim kafamda tasarladığım şeyi yapmak değil. Bunların şeyi buradan bir şeyler koparmak. Siyasi hani işte kendi kariyerlerinle ilgili paraya çevirmek falan filan. Yani ya da bir ihaleydi bilmem neydi. Onlar baktım. Hani ben dedim onların çalışmalarını baltalamayayım. O amaçla ben onları aradım. Hani böyle çatal gibi bir ton mevzu aynı konuda şey rakip oluşmasın. Baktım onlar, bunların dedim ben amaçları başka. Benim amacım başka. Sonra ben cep telefonunu almadım. Herkeste cep telefonu varken ben gerek duymadım cep telefonuna. Ne bileyim ihtiyaç telefonla konuşmasını sevmiyorum ben. Onun için de almamıştım. Fakat benim bir işim var. Ben temizlik firmam vardı. Onunla ilgileniyorum. Dışarıya çıkıyorum, geliyorum. Sekreter diyor işte Ankara'dan aradılar. Benim artık işim Ankara oldu. Hata yaptım. 3 telefonumu da bu sisteme bağladım. Yani sisteme kayıtlara geçti. Gazetelerde hep 3 numara. Kendi şeylerde işliyorum o bu iş yerinin telefonunu. Bu sefer benim telefonlar kilitleniyor. Yani konuşmaktan hep çünkü hiç konuşmayan milletvekili 1 saat konuşuyor aradığı zaman. Ondan sonra benim bu telefonların meşgul olmasından dolayı benim kendi işimi götüremez oldum. Ben kendi işimi yapamaz oldum. Fakat bu mücadele işte milletvekillerine, bakanlarla işte ben habire şey yapıyorum. İşte adı milletvekili izleme olunca ben bunların işte radyodaki konuşmalarını, işte televizyondaki konuşmalarını, işte gazetede çıkan haberleri, çünkü printere bastığın zaman adamın adını yazı, adını soyadını milletvekilinin yazdığı zaman basıyorsun printere, sana o gazetenin arşivini döküyor sana böyle. Ama bunlar para hep, mürekkep para, printerdeki kağıt para, bunlar hep benim cebimden karşılanıyor. Ondan sonra ben bunların habire bütün bilgileri depoluyorum. Kendi kendime artık manyak gibi çalışıyorum. Emine Hanım dedi ki, Emine Gözen, Milliyet
muhabiri. Şimdi de komite, milletvekili izleme komitesi ya, komite üyelerinin isimlerini dedi verir misin? Dedim kimse yok ki. Kimse cesaret edip hani bu işe kalkışmıyor. Millet korkuyor milletvekili. Ya milletvekili dediğin nedir? Milletvekili dediğin olay nedir? Adam bugün milletvekili, yarın sıradan vatandaş. Milletin ödü kopuyor daha milletvekili deyince. Ondan sonra ya bir türlü kimseyi bulamıyorum sistemin içine sokacak. İsmini vermeyeyim. Arkadaşa söyledim. Beni dedi uzak tut dedi. İyi dedim yani. Saygı duydum yani. Ne yapayım? Hazır insanlar keriz bulmuşlar. Kendileri adına mücadele ediyor. Ne diye bulaşsın kendini başını derde soksun. Valla 24 milletvekilinden 17'sinde temasım vardı. 7 tanesi tenezzül etmedi görüşmeyi. Yani zorla görüşülmez ki görüşülmek istemiyorsa. Ben de onları kale almadım. Yani isminden bahsetmiyordum. Ondan sonra benim toplantı yapmam gerekiyor. Salon lazım. Ama bedava salon lazım. Ben de para yok ki salon tutacak. Arıyorum. Fellik fellik salon arıyorum. Yok. Sonra manyaklık. Yaptığım manyaklık. Yalnız başına komite diye ortaya çıkıyorsun. Zaten Milliyet Gazetesi'ne yazdım ben tek kişilik komite diye. Bu konuyu işledim. Tek kişilik komite. Yok, millet Yusuf Yusuf atıyor. Bu konuyu yani hiç kimse girmek istemiyor tabii. Karşıyaka iskelesinin karşısında halk evi vardı. Orada düğünler olurdu. Belediyenin yeri hesaplı olduğu için insanlar orayı tercih ediyor. Düğünler, sünnetler falan oluyor falan. Oraya gittim. Ondan sonra daha konuyu söylemedim. Hay hay verelim dedi. Dedim böyle böyle dedim. Sivil toplumu örgütü olarak dedim bir hay hay verelim dedim. Hangisi yani önce tamam anlaştık yani. Hangi dedi sivil toplum örgütü? Milletvekili İzleme Komitesi. Dedi kardeşim beni dedi siyasilerle başımı bir belaya sokma dedi. Veremeyeceğim kusura bakma. Allah'ım ya Rabbim. Çünkü toplantı yapacağım. Toplantı yapınca geniş yani biraz basında yer alacak. Genişleyecek iş. Ondan sonra Büyük Türkiye Partisi vardı Cindoruk'un. Bir kız arkadaş vardı. Onun kocası o partiyi üyeymiş. O girdi devreye. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde toplantı. Gittim onlarla görüştüm. Dedim işte bu böyle bir tamam dediler. Bu da yapabilirsin dediler. İşte valla 7 tane galiba 3 tane görsel basın, televizyon kanalı, 7 tane de gazeteden gelmişlerdi. Vardı ilgi yani. Ondan sonra işte bir hazırlık yaptım. Tabii orada insanlara konuşacağı için burada benim umurumda değil kimse. Hiç kimse dinlemesin. Ben kendime arşiv oluşturuyorum burada. Orada bütün gün şeye kendi kendime konuşuyorum. Elimde kağıt var. Halka hitaben. Televizyoncular var yani hata yapamazsın. Hemen yakalarlar bu yaptığım yanlışı. Ondan sonra habire hazırlık yapıyorum kendi kendime. Ondan sonra valla yalan olmasın.
64 kişimine geldi. Şimdi sivil bu tür organizasyonlara ben çok güzel organizasyonlar da gördüm. Katıldım. Vallahi 40 kişi geliyor. İzmir'in nüfusu 2,5 milyondu. O zaman bilmiyorum şimdiki nüfusu. O dönemde 2,5 milyondu İzmir nüfusu. Arkadaş değerli bilim adamları geliyor, gazeteciler geliyor. Yani halka mal olmuş insanlar geliyor. Konferans veriyorlar. Değerli bilgilerini paylaşıyorlar. Ciddi ciddi konular. 40 kişi. 40 kişi. Halkın ilgisi 40 kişi. Bana hep telefon gelirdi böyle toplantılarda. Sizin de olmanız gerekiyor. Gidiyordum, bilgileniyordum, tanışıyordum. İşte ondan sonra bu bakanlar geldiği zaman bakanlar birinci sırada duruyor. Ben de ikinci sırada. Hep yarım ikinci sırada. Öyle yani. Şey yapıyor. Protokol değil de öyle denk geliyor yani. Ben şunu yapmadım, tenezzül etmedim. Kendimi yani mesela orada bakanla milletvekillerinle sohbet ediyoruz ama hiçbir zaman kendimi tanıtmıyorum. Yani milletvekili izleme komitesinden İsmail Keleş diye söylemiyorum. Çünkü fotoğraf çekileceğiz, benim fotoğrafımı kullanacak. Ya da ben o fotoğrafı ben kendim kullanabilirim çıkar amaçlı. Bak, bakanla resmi var. Kendime yakıştıramam onu. Şeyin de milletvekili ya da bakanın da benim hani benle yan yanaymış gibi izin vermem fotoğrafının işte gazeteciler tarafından kullanılmasına izin vermem. Onun için biz sohbet ediyorduk. Daha sonra telefonda dediğim zaman orada seninle sohbet ettik diye neden diyor şey yapmadın kendini tanıtmadın söylemedin diye ben şeyi bu işi çıkar amaçlı yapmıyorum ki. Ben bunu inandığım için yapıyorum bu şey olayını. Mücadele olayını. Bu anlatacağım çok şey var bu milletvekili izleme komitesiyle ilgili. Ben bu konuya tekrar döneceğim. Değişik zamanlarda farklı şeyler anlatacağım. Yaşadıklarımı, gördüklerimi. Bu konu uzun konu. Benim zamanımı aldı, hayatımı da kaydırdı. Ondan sonra döneceğim ben bu konuya tekrar. Bu bir başlangıçtı. Bu işe ben nasıl bulaştığımı söyleyeyim dedim. Bu milletvekili izleme komitesine. Ondan sonra döneceğim ben bu konuya. Şimdilik. Ne diyeyim? Şeyden atlamak istemiyorum yani. Başka buna tekrar dönmem lazım. Karışmasın iş. Burada keseyim.